Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, partinin en üst karar organı olan BTP Merkez Yönetim Kurulu'nda oy birliğiyle genel başkan seçilmesinden sonra en kapsamlı açıklamalarını Meltem TV'de artık bir klasik haline gelen, tüm Türkiye'de beğeniyle izlenen Okan Egeşerli Eyüp Kabil'in hazırlayıp sunduğu mahalle kahvesinde sahur programında yaptı. Telefonda bağlandığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ailesine teşekkür ederek konuşmasına başlarken BTP Genel Başkanlığı görevi konusunda en büyük desteği ailemden gördüm dedi. Yani Hüseyin Baş'ın genel başkanlığı konusunda sadece BTP MYK'da oy birliği sağlanmadı. Aynı zamanda baş ailesinde de tam bir ittifak oluşmuş durumda. Ailenin kişiye verdiği destek hiçbir destekle kıyaslanmayacak kadar kıymetlidir. Zira başarı için olmazsa olmazlardan en önemlisi budur. Merhum Aydar Baş hocamız da ömür boyunca verdiği bütün mücadelelerinde her zaman en büyük desteği ailesinden görmüştü. Bu bağlamda Bağımsız Türkiye Partisi genel başkanı Hüseyin Baş'ın da tıpkı Haydar Baş hocam gibi ailesinden tam destek almış olarak bu ateşten gömlek mesabesindeki görevi sürdürecek olması bence muvaffakiyete ulaşmanın en büyük unsurlarından biri olacaktır. Allah yar ve yardımcısı olsun. BTP kadroları ses getirecek. BTP'nin yeni genel başkan Hüseyin Baş programda Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın vefatının ardından 20 güne aşkın bir süreç yaşadık. Artık siyasi çalışmalarımıza yavaş yavaş devam edeceğiz. Buradan bunun mesajını da teşkilat mensubu arkadaşlarımıza vermiş olayım ifadelerini kullandı. Bu cümleler şu koronavirüs kısıtlamaları sona erdikten sonra Türkiye'nin Hüseyin Baş'ın ve bağımsız Türkiye kadrolarının adını sık sık duyacağını ve yeni lideriyle BTP'nin ses getirecek çalışmalara imza atacağını gösteriyor. Yine BTP Genel Başkan Hüseyin Baş'ın dikkat çeken bir başka açıklaması ise şöyleydi. Profesör Doktor Aydar Baş dünyada bir tek aç çocuk, bir tek aç insan kalmasın diye milli ekonomi modelini yazdı. Biz de dünyada bir tek aç insan kalmasın diye milli ekonomi modelini hayata geçireceğiz. Biz milli ekonomi modelini iktidar kılana kadar son nefesimize kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hüseyin Başbey'in sözünü ettiği dünyada tek bir aç çocuk, bir tek aç insan kalmasın hedefi hakka uğurladığımız profesör doktor Haydar Baş hocamızın en büyük ideallerinden biriydi gerçekten. Başta milletimiz olmak üzere tüm insanlığın hoş geldin zenginlik, elveda fakirlik demesi için tezi milli ekonomi modelini insanlığa hediye etmişti Haydarbaş hocamız. Mahalle kahvesinde savur programındaki açıklamalarını izlerken ben Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın ideallerini gerçekleştirmek için hedefine kilitlenmiş bir genel başkan gördüm. Bir an önce hedefine ulaşmak için çalışmalara başlama heyecanı taşıyan, dile getirmese de kafasında özgün projeleri hayata geçirecek, Türkiye siyasetinde çok etkili olacak bir lider gördüm. Yani görünen o ki başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık yine bir başta hoş geldin zenginlik, elveda fakirlik diyebilmek fırsatını kaçırmış değil. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın siyasi çalışmaları Türk siyasetine çok farklı bir çığır açmıştı. Ahlaki bir seviye kazandırmış ve bu konuda çıtayı çok üst seviyelere taşımıştı. Anlaşılan o ki BTP Genel Başkan Hüseyin Baş'ta Haydarbaş hocamızdan aldığı emaneti layıkıyla taşıyarak bağımsız Türkiye Partisi kadrolarıyla birlikte çok büyük hizmetlere imza atacak, o çıtayı daha da yukarılara taşıyacak. Orhan Dede